Selam arkadaşlar, ben İlker ve bu dersimizde elektrik enerjisi dağıtımı 10. ders videosu ile karşınızdayım. Hatırlarsanız geçen dersimizde direklerin tanım, hesap ve seçim yöntemine girmiştik. Bu dersimizde de aynı şekilde devam edeceğiz. Geçen dersimizde taşıyıcı direkleri, bu dersimizde durdurucu direkleri ve son yani nihai direkleri işlemiş olacağız arkadaşlar. Şimdi durdurucu direklerden hemen başlayalım. Durdurucu direkler adı üstünde iletkenlerin izolatörlere her iki yönde durdurucu bağ ile bağlandığı direklerdir. Yüksek gerilim hatlarında direklerin yıkımlarının bir noktada durdurulması için 1,5 ile 2 kilometrede bir durdurucu direkler kullanılır. Burada hemen elle çizmişiz durdurucu direk örneği var. Durdurucu direk kullandığınız zaman iletkenler bu durdurucu direkte son buluyor. İletimin devam etmesi için gördüğünüz gibi burada bir camper kullanılmış. Burada yanlış yazılmış arkadaşlar. Bunu geçen derslerimizde bir slide'da gösterdim diye hatırlıyorum. Bu J değil C. Bu da U'ya benzemiş. A olacak. Camper olarak düzeltirsiniz. Bu camper iletimin hat üzerinde devam etmesini sağlayan enerji nakil hattı elemanı. Şimdi durdurucu direkler de kendi içerisinde normal durdurucu direk ve köşede durdurucu direk olmak üzere ikiye ayrılıyor. Normal durdurucu direk geçen dersimizden hatırlarsınız hattın doğrusal olarak geçtiği noktalarda kullanılan durdurucu direklerdir. Köşede durdurucu direk ise hattın doğrusal olarak değil de açı yaptığı noktalarda kullanılan durdurucu direklerdir. Şimdi normal durdurucu direklerle alakalı bizim bilmemiz gereken bir tablo var. Nedir bu tablo? İletkenlerin toplam sayısı ve A çarpanı olarak iki satırdan oluşan bir tablo. Bu şu demek, eğer bizim iletim hattımızda iki çeşit iletken kullanılmışsa A çarpanımız 1, 3 ise A çarpanımız 0,75, 4 çeşit varsa 0,6, 5 çeşit varsa 0,5, 6 ve daha üzerinde bir çeşit sayısı kullanılmışsa bu da 0,4 oluyor. Hemen bizim örnekteki şeklimize bakalım, hattımıza. Bu hattı kullanmıştık geçen dersten hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Bu hattımızda ne kullanılmış? İletken sayılarına bakıyoruz. 3 çarpı pensi, çeşit olarak değil sayı olarak bakıyoruz, onu düzeltelim arkadaşlar. 3 çarpı pensi, burada 3 tane pensi kullanılmış, artı bir tane roz etti 4, artı bir tane iris etti 5. Yani bizim o zaman burada neyi bilmemiz gerekiyor? 5 tane iletken kullanıldığı için bizim A çarpanımız 0,5 olarak ele alacağız biz bu örnekte. Tabi A çarpanımızı nasıl kullandığımızı yine bu normal durdurucu direğin varsayımına bakıyoruz. Normal durdurucu direklerde genel olarak biz bu varsayımı kullanıyoruz. Bu varsayım da nedir? P büyük eşittir tek taraflı maksimum çekme kuvveti çarpı A olacak şekilde biz normal durdurucu direğimizi seçiyoruz. Neydi bizim tablomuz? Maksimum çekme kuvveti şu üçüncü sütun oluyordu tabloda. Artı 5 santigrat derecedeki çekme kuvveti ikinci sütun. Rüzgar kuvvetinde birinci sütuna bakıyoruz. Şimdi bizim P'miz maksimum çekme kuvveti çarpı A olacağı için önce buradan maksimum çekme kuvveti sayılarını alıp ona göre işlem yapacağız arkadaşlar. Dönelim. Şekildeki 4 numaralı direği seçiniz diyor. Yani örneğe baktığımız zaman ben buraya fotoğrafını çekmiştim. 4 numaralı direk şu 4'te durdurucu direği. Bu durdurucu direği seçeceğiz. Durdurucu direği seçerken 3. sütunu kullanacaktık tabloda. Yani o tablo hangisiydi? Buradaki 3. sütunu kullanacaktık. Neydi? 3 çarpı pensi 3 çarpı 138,5. 1 çarpı roz. Çünkü bir tane roz var. 1 çarpı 100. 1 çarpı iris 1 çarpı 125'ten 640,5 kilogram kuvvet olarak biz tepe kuvvetini buluyoruz. Ama bizim varsayımımız bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Çarpı A yapmamız lazım. 5 tane iletken kullandığımız için 0,5 ile çarpıyoruz. 320,25 kilogram kuvvete dayanabilecek bir direk seçmemiz gerekiyor. 4. noktada durdurucu direk olarak. Hemen nasıl bir direk seçebiliriz? 3,5'a 9,3 hemen biliyoruz ki bu 3,5 350 kilogram kuvvete kadar dayanabiliyor. Bu beton direği seçebiliriz. 320,25 kilogram kuvvetten
daha büyük geldiği için. Veya demir direk seçmek istiyorsak, geçen dersimize yine tabloyu ben buraya kesip yapıştırmıştım. Geçen dersimizde kullandığımız tabloya bakalım. Demir direk seçmek istiyorsak 8U direğini seçebilir miyiz? Evet, seçebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 349 kilogram kuvvete kadar dayanabiliyor rüzgarlıda. 8 aynı zamanda 8UK direğini de seçebiliriz. Burada 8UK direğini de hemen bulmaya çalışalım. Evet, 8UK direğimiz de burada 331 kilogram kuvvete kadar dayanabildiğini görüyoruz. 320'den büyük olduğu için onu da seçebiliriz arkadaşlar. İkinci olarak durdurucu direkler köşede durdurucu direkler olarak yer alıyordu. Köşede kullanılan durdurucu direkler demiştik. Yönetmeliğin birinci ve beşinci varsayımları en büyük tepe kuvvetlerini verir bu direklerde. Bu birinci, beşinci, altıncı varsayım mantığını geçen dersimizde söylemiştim. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Mesela köşede durdurucu direklerde kullanılan birinci varsayımla, atıyorum taşıyıcı direklerde kullanılan birinci varsayım veya normal durdurucu direklerde kullanılan birinci varsayım aynı varsayımlar değil. Bütün direk çeşitlerinin kendi içerisinde belli bir adet varsayımları var. Mesela atıyorum, tam hatırlamıyorum ama köşede durdurucu direklerde toplam 5 tane varsayım var. Bunlardan birinci varsayım ve beşinci varsayım kullanılıyor. Bu birinci varsayım ve beşinci varsayım arasında da hangisi daha büyük çıkarsa tepe kuvveti, o baz alınarak direk seçimi yapılıyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi birinci varsayımda P büyük eşittir İletkenlerin en büyük çekme kuvvetlerinin bir yanda %100, diğer yanda ise A çarpanı oranında zayıfladığını varsayarak bulunacak bileşke kuvvettir. Ne demek istemiş arkadaşlar burada? Köşede durdurucu direğe geldiğimiz zaman, hemen biz bu örneğimizde köşede durdurucu direğimize bir bakalım nerede yer alıyor. Tabi burada köşede durdurucu direk kullanılmamış. Demek ki orada da örnek çözülmemiştir o zaman. Aynen, çünkü bizim hattımızda köşede durdurucu direk kullanılmamış. Bu ne demek oluyor? İletkenden en büyük çekme kuvveti ne demek? Maksimum çekme kuvveti. Yani bizim bu tabloda, iletken tablosunda maksimum çekme kuvveti, bu üçüncü sütundaki verileri kullanacağız. Bir yanda o, açı yapan diğer yanda ise çizelgede gösterilen oranda zayıfladığını varsayacağız. Yani yukarıdaki gibi A çarpanıyla yine aynı şekilde diğer bileşke kolunu bu şekilde bu verileri kullanarak bulacağız. Ama A çarpanı da zayıflatacağız. Ve iki kolun bileşke kuvvetini bulduktan sonra o bizim değerimiz olacak arkadaşlar. Daha anlaşılır olması için şöyle göstereyim. Mesela burada nasıl gösterebilirim? Durdurucu direk burada nerede kullanılabilirdi? Mesela burada köşede taşıyıcı direk kullanılmış. 3 numaralı direk. Atıyorum ki bu köşede durdurucu 3KD direği olsaydı. Bizim şimdi şu soldaki kolumuz normal %100 oranında işte 3 çarpı pense artı roz artı iris maksimum çekme kuvveti bileşkesini bulacaktık. Aynı normal durdurucu direkte bulduğumuz gibi ama A çarpanı olmadan. Şu kolda da diğer kolunda da A çarpanı oranında zayıflatarak bulacaktır. 2 bulduğumuz değer, şimdi burada 0.5 olduğu için bu soldakinin yarısı olacaktı. İşte bu 2 bulduğumuz değer neymiş? Bu 160 derecelik açı. Hemen bileşke kuvvetini bulacaktık. Bileşke kuvveti bize seçmemiz gereken direk hakkında bilgi verecekti. Tabi ondan önce bir 5. varsayıma da gitmemiz gerekiyor. Belki orada daha büyük çıkacak. 5. varsayımda diyor ki bize, İletkenlerin ve toprak iletkenlerin en büyük çekme kuvvetlerinin bileşkesi. Ya bu da ne demek oluyor? Maksimum çekme kuvveti yine 3. sütundaki verileri kullanarak değerleri bulacağız. Oradan bileşke kuvvetine gideceğiz. Hangi değer daha büyük çıkarsa arkadaşlar ona göre direk seçimini yapacağız. Son direklere hemen hızlıca geçelim. Son direkler bizim 3. direk seçimimiz. Bu derste son direği de işleyeyim, ayrı bir şekilde işlemeyeyim dedim. Son olarak ayrım direklerini ayrı bir şekilde işleriz. O şekilde bu direklerin tanım, hesap ve seçimini bitiririz diye umuyorum. Son direkler, yani nihai direkler. Bu da adı üstünde, hattın başında ve hattın sonunda
kullanılan direklerdir. Bunlar da direkt birinci varsayıma göre işlem yapılır. Bunlardaki birinci varsayım T veya P artık ne derseniz. Büyük eşittir iletkenlerin ve toprak iletkenlerinin en büyük çekme kuvveti olacak şekilde hesaplanır. Bu da ne demek oluyor? Aslında en büyük çekme kuvveti bileşkesi demek maksimum çekme kuvveti işte arkadaşlar. Çok da kafa karıştırmaya gerek yok farklı cümlelerle. Yine bu üçüncü sütunu kullanacağız anlamına geliyor. Buradaki verilerle işte Pence'in 138,5'muş, Iris'in 125, Lee'nin 110, Rose'un 100. Yaptığımız zaman 3 çarpı Pence artı 1 çarpı Rose artı 1 çarpı Iris'ten 640,5 kilogram kuvvet olarak buluruz. 640,5 kilogram kuvveti hangi direk dayanabilir? Beton direklerde 7'ye 9,3 metrelik direk dayanabilir. Bu 700 kilogram kuvvete dayanabildiği anlamına geliyordu. Beton direkte bu şekilde seçeriz. Demir direkte de 10 UK direğini seçeriz arkadaşlar. 10 UK direğini hemen tabloda bulalım. 10 UK direği hemen görüyoruz. Üstten 1, 2, 3, 4. sırada gördüğünüz gibi rüzgarsız ortamda 700 kilogram kuvvete dayanabildiğini görüyoruz arkadaşlar. Rüzgarlı ortamda ise 530 kilogram kuvvete dayanabiliyor. Demek ki 10 UK direğini de rüzgarsız ortamda seçebiliriz. Dersimizi daha fazla uzatmadan burada son verelim. Bir dahaki dersimizde arkadaşlar ayrım direklerini işleyeceğiz. Hemen bakıyorum ayrım direklerinden sonra. Ayrım direklerinden sonra yeni bir konuya geçeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum.